namusu hala devam ediyor. Ve bizler biliyoruz ki gecelerinde aç yatılmayan, gündüzlerinde sömürülmeyen güzel bir ülke uyuyarak değil, ancak mücadeleyle kazanılır. Ve devam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında da kıyı köylerinde sahte enflasyon oranlarına itiraz etmek ve haklı meşru taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmak için basın açıklamaları gerçekleştiriyoruz. Burada yapacağımız basın açıklaması için sözü Tümbersen Genel Başkanı, Şube Başkanı ve KES dönem sözcüsü Mehmet Çelik arkadaşımıza bırakıyorum. Kıyalık koşullarını, yoksulluğu, sefaleti dayatanlara karşı emeğin birleşik mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz. Tarihimizin en karanlık, en zorlu süreçlerinden birisini yaşıyoruz. Akaryakıt ürünlerinden gıdaya, doğalgazdan elektriğe, ekmekten suya devam eden zam sağanağında bir gün aldığımızı ertesi gün aynı fiyattan alamaz hale geldik. Her güne yeni bir zam haberiyle başlıyoruz. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Zam, zulüm, işkence, işte AKP. Kısasıyla küçük gösterilen sanal rakamlara rağmen resmi enflasyon %73,5, gıda enflasyonu %91, ulaştırma enflasyonu %108 ile son 24 yılın en yüksek noktasına çıkmış bulunuyor. Siyasal iktidar ısrarla sürdüğü yanlış ekonomik politikaların sorumluluğunu almıyor. Enflasyon tüm dünyada rekor kırıyor diyor. Ancak rekor kırıyor dedikleri ülkelerde enflasyon bizdekinin 8'de 1 civarında seyrediyor. Ama ülkemiz dünya yüksek enflasyon sıralamasında ilk 6'ya kadar yükselmiş bulunuyor. Enflasyonda OECD üyesi 36 ülke içinde en yakın rakibimize 4 kat fark atarak açık arayla lider konumuna yerleştik. Bizim her gün çarşıda, pazarda, mutfakta yaşadığımız gerçek enflasyon ise büyük resmi enflasyon en az 2 katına ulaştı. Sahte enflasyon istemiyoruz. Sahte enflasyon istemiyoruz. Son koşullarda sadece 6 milyon kamu emeklisi ve emeklisi olarak bizler değil, adeta tüm ülke geçinemiyoruz diye feryat ediyor. Bu ülkenin emeğiyle geçinen %99'u olarak bizler her geçen gün daha fazla yoksullaştık. %1'i ise servetine servet kattı. Kamu emekçileri olarak 20 yıl önce asgari ücretin 3,5 katına denk gelen ortalama maaşımız bugün asgari ücretin 1,5 katına indi. Peki asgari ücret mi arttı? Hayır. Asgari ücret 20 yıl önce de açlık sınırının altındaydı. Bugün de altında. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 6400, yoksulluk sınırı 20.500 TL'yi aştı. Değerli arkadaşlar, sadece bol yaldızlı, bol sütlü cümlelere bakarsanız 1 trilyon aşağı ek ödemeyi enflasyon altında ezilen halk için, emekçiler için kullanılacağını zannedersiniz. Ama 1-2 sayıda çevirip rakamlara baktığımızda patronun bir kez daha halka, emekçilere %99'a kesmek istendiği net olarak görünür. %1'lik asalak takımı geminin dış kameralarını keyif sürsün. %99 olarak bizim payımıza hep kazan dairesi dışlı istiyorlar. Sefalete teslim olacağız. Çalışıyorlar. Oysa 6 milyon tam emekçisinin ve emeklinin maaşı 2022 yılı temel alımında şu ana kadar sadece %7,5 artmıştır. Buna karşın 2022 yılında ek ödenekle bütçe gelirleri %73,5, bize yıkılan vergiler ise %101,3 artmaktadır. İktidar özellikle vergi gelirlerindeki %101'lik artış oranı ile kendi emrindeki TÜİK'in sahte enflasyon rakamlarını yalanlamaktadır. Bu koşullarda milyonlarca kamu emekçisini emekliyi maaşlarınız bayramlanınca enflasyon farkı artı toplu sözleşme artışı ile %40 civarında artacak diye avutmaya çalışanları kırıyoruz. Milyonlara gerçek bir bayram müjdesi için tüm kamu emekçilerinin emeklilerin kümülatif bağış ücreti 2022 yıl için en az vergi artışı oranı yani %101 oranında arttırmalıdır. Bunun 7,5 puanlık kısmı Ocak Haziran maaşlarında zaten yansımıştır. Buna göre buna önce %75 oranında gerçek enflasyon farkı eklenmelidir. Ardından %7 olan toplu sözleşme artışı eklenmelidir. Mevcut durumdaki gelir vergisi tarifesine dilim tavan tabanlarında veya vergi oranlarında ek bütçeye ifade eden artış yapılmalıdır.